Değerli dostlar, selamünaleyküm. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar, bugün yine inşallah güzel bir köy gezisi olacak. Sizin için güzel bir köy seçtim. Pazar günkü yayınlanan videodaki köy bayağı küçük bir köydü. Sokaklarda insanlar nerede falan diye sordunuz. Arkadaşlar, maalesef Almanya'da köylerde, sokaklarda insan fazla bulamazsınız. Şimdi bu köy pazar günkü Baldan köyüne göre nispeten biraz daha büyük. Buranın aşağı yukarı 2000 nüfusu var arkadaşlar. Buranın bir de artı olarak ortasından bir cadde geçiyor, bir ana cadde geçiyor. Biraz daha böyle bir hareketli bir cadde. Şimdi bu caddeden bir iki dakika yürüyüp mahallesine gireceğim. Hakiki köy orası. Evet, köyümüzü gezmeye başlayalım. Dostlar, bu karşıda gördüğünüz bu binalar, bunlar hep eski çiftçi arkadaşlar. Daha sağda da çiftçi binasını görebiliyorsunuz. Ama bunlar zamanla üretimi bıraktı. Şu anda burada hiçbir çiftçi çalışmıyor. Herkes farklı farklı işlere girdi. Ya fabrikada çalışıyor veya farklı iş peşinde. Dostlar, bu köyde Almanya'ya has olmayan bir hayvan cinsi gördüm. Bunlar lama mı? Bunlar genellikle Peru'da oluyor benim bildiğim. Almanya'da olmayan bir hayvan. Burada galiba yetiştiriyorlar bunları. Bunun aslında ismi şimdi aklıma geldi. Alpaka olması lazım. Lamadan biraz daha küçük bir hayvan bunlar. Ama gerçekten çok tatlı bir şey. Gel buraya, gel, gel. Vallahi güzel. Biraz da şöyle bu bahçeyi size göstereyim. Arkada iki tane tağ var. Birisi uyuyor galiba. Dostlar, Almanya'da köylerin geneli böyle. Böyle fazla insan görmezsiniz. Genellikle herkes işinde, gücünde. İşinde, gücünde olmayan da evinde veya bahçesinde. Ama burada dediğim gibi yine de dışarıda fazla insanları göremiyoruz. Yani bir yönde de fazla insanlar dışarıda olmaması iyi. Yoksa çektirtmezler. Yani her yerde hesap vermem gerekir yoksa ne yapıyorsun diye. Demin zaten bir yeri çekmiştim. Çekerken kadın çıktı. Ne oldu, ne yapıyorsun diye hemen beni sorguya çekti. Yani ben de yasak bir şey yapmadığımı, tehlikeli bir şey yapmadığımı
sadece böyle köyün güzelliklerini göstermek istediğimi söyledim. Sonra ha dedi, eve girdi. Karşıdaki ev tamamen ahşaptan bir ev. Alternatif, doğal bir ev. Dostlar nasipse bayramdan sonra ikinci veya üçüncü günü bu sefer arabayla memlekete gideceğim inşallah. 7-8 seneden beri arabayla gitmemiştim. Benim için de güzel bir anı tazeleme olacak ve macera olacak. Gerçi eskisi gibi macera olmuyor ama eskiden 3-4-5 günde giderdik benim çocukluğumda. Şimdi araban iyiyse, yollar açıksa en geç 20 saatte Kapıkule'deyiz. Şimdi zaten tatil sezonu da değil. Rahat rahat gideriz diyorum. Ondan da bir video çekme niyetim var. Sıla yolu diye veya gurbet yolu, artık ne derseniz deyin. Buranın bahçesi de gerçekten çok güzel bir bahçe yapmışlar. Sanki Japonya usulü Japon bahçesi gibi. Gerçekten her zaman benim de görmediğim, göremeyeceğim bir bahçe. Burada iki tane de güzel at var. Attan fazla anlamam ama şu Kızılderili atına benziyor aynı. Gençliğimdeki, çocukluğumuzdaki baktığımız Kızılderili filmlerinde aynı böyle yamalı falan olurdu. Kızılderili atları. Bunlar farklı bir hayvana benziyor. Yani üstüne binme atı değil de sanki Almanya'da böyle yük atları vardı. Şu ayaklarından görürsünüz, farklı bir ayakları var. Yani attan anlayan varsa bir yorumlara yazabilir. Burası da bu köyün mezarlığı. Yine kısa da olsa, normalde her köy ve kasaba gezilerimde böyle mezarlıklara da uğruyorum. Arkadaşlar bu mezarlıkları 20-30 seneliğine kiralıyorlar. 3-5 sene bu mezarlığa bakım olmazsa mezarlığı yerle bir ediyorlar. Yeni mezar yeri olarak satıyorlar bunları.
Evet dostlar, nereye gideceğim? Memlekete gideceğim, Sinop'a gideceğim. Sinopluyum, belki artık öğrenmişsinizdir. Öğrenmediyseniz şimdi yine söylüyorum. Türkeli'nin bir köyünde kalıyorum arkadaşlar. Yani Almanya'da şu anda köy videoları yaptığım gibi oradan da yine köy videoları yapma niyetim var. Dostlar, bizim köylerimiz de güzel aslında. Tamam, buralar daha zengin, daha bakımlı ama bizim Karadeniz köyleri de aslında bundan aşağı değil. Ama işte herkesin şikayeti gibi bu çöpleri her yere atmasak, yani çaylar çöp dolu, yol kenarları çöp dolu. Sadece arabadan çöp atmayı bıraksak, herkesin arabasında bir poşet olsa, çevreye çöp bırakmayı bıraksak, bizim köylerimiz de bu köylerden aşağı değil aslında. Ama işte maalesef yapmıyoruz. Yine güzel bir bahçe. Evet dostlar, şimdilik yine buraya kadar. Fazla uzatmak istemedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like bırakırsınız. Abone değilseniz bir daha abone olabilirsiniz tabii ki. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi Türkiye'den köy videolarımı seyretmeye de davet ediyorum. Bizim köyler de güzel. İnşallah orada görüşürüz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.